Geçerken Öfze teyzeye de uğrayın. Belki bir ihtiyacı vardı. Vallahi ben uğrayamam ona. Geçen benden bir örnek istediydi. Örneğin yapacaksa şimdi 10 saat kızar beni. Ben uğrarım, beni kızmaz. Hem acıkta laflarım. Tekrar eline sağlık, her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun, yine uğrayın. Tamam, geliriz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben de gidem gari. Hem de Hafize teyzeye uğrayacağım. Uğrarsın kız. Seninle daha şu Safiye işini konuşacaktık ya. Ay yok yok, gidem ben. Evde bir sürü işlem var zaten. Babam da delirmiştir evde yemek bulamayınca. Hadi görüşürüz. Safiye? Ne Safiye'si kız? Neden oynadınız böyle bir oyunu? Niye karıştırdınız benim kafamı? Çünkü Süleyman'la evlenmeni istemedik. Çünkü onunla evlenecek başka biri var. Emine, lütfen. Sus kız, karışma sen. Gerçekler neyse öğrensin gari. Gerçekler mi? Neymiş o gerçekler? Süleyman'la dişinin gerçeği. Onların ikisi birbirlerini seviyorlar. Bu durumda sana de Süleyman'dan vazgeçmek düşüyor. Vazgeçmek mi? Niye vazgeçecekmişim ben Süleyman'dan? Kızım anlamıyor musun sen? Süleyman başkasını seviyor diyorum seni. Neşe'yle birbirlerini seviyor onlar. Bu durumda sene de ağzımı bozulacak şimdi benim. Emine. Diyelim ki söylediklerin doğru. Diyelim ki Süleyman Neşe'yi seviyor. Gene de bana ne bundan? Süleyman gelmiş istemiş beni. Ben de razı olmuşum evlenmeye. Hem aşk meşk geçici şeyler bunlar. Biz Süleyman'la mantık evliliği yapacağız. Hem benim için önemli olan dış güzelliği değil. İç güzelliği. Bak hala iç güzelliği deyip durup ben şimdi şunu saçını başını... Emine! Emine kendine gel, tamam. Bak Safiye, bak gülüm. Bu işin şakası yok. Biz sana mektup gönderdik, sen de maşallah hiç utanmadan, sıkılmadan alıverdin. Ne şimdi kendi rızanla Süleyman'dan vazgeçersin? Ya da? Ya da? Süleyman'da ailende gizemli bir aşığın olduğunu öğrenir.